Programımız hızla devam ediyor. Şimdi de Erzincan Belediye Başkanı'nı konuk ediyoruz. Bakalım 2018 hedefleriyle Erzincan bize neler söyleyecek. ...2018 hedefleriyle Erzincan Belediyesi'nin hizmetlerini sizler için araştırdık. Vizyon konuğumuz Erzincan Belediye Başkanı Sayın Cemalettin Başsoy'la özel röportajımıza gidiyoruz. Neler yapılıyor burada? Erzincan hangi vizyonda ilerliyor? Erzincan yerel yöneticisi olarak 30 Mart 2014'te teslim aldığımız bayrağı yaklaşık 4,5 yıldır taşıyoruz ve bu şehri 2023, 2053, 2071 hedeflerine götürebilmek için altyapı, üst yapı çalışmalarımızda ciddi bir mesafe kat ettik. Ve Erzincan'ımızda bildiğiniz gibi Doğu'nun İç Anadolu bölgesine açılan bir kapısı. Ve bu kapı Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın da büyük katkılarıyla ciddi manada eğitim, ulaşım, sağlık açısından iyi bir noktaya geldi. Biz de yerel yöneticiler olarak şehrimizi gelecek yatırımcılara hazırlamak için altyapısı, üst yapısı, yeşil alanlarıyla, sosyal donatıyla modern bir şehir haline getirdik elhamdülillah bugüne kadar. Turizm yönünde çok büyük alanlarımız var. Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Doğa sporları özellikle Erzincan'ımız buna çok uygun bir ortama sahip. Off-road yarışmalarının yapılabileceği Karasu dediğimiz nehir aşağı yukarı 100-150 kilometrelik bir vadide Keban Barajı'na kadar gitmekte. Burada dünyanın en büyük off-road yarışmalarında yapabileceği bir kapasitemiz var. Ayrıca kış turizmlerinin, turizm deyince kış turizminde yapılması yönünde çok ciddi yatırımlar yaptık. Ergan Dağı deyince dünyanın en uzun pistlerinde sahip bir kayak merkezimiz var. Alt yapısı, üst yapısı tamamlandı. Bu sene inşallah orada da bir otel yapabilirsek, otel de başladı, projesi başladı. Ve orada konaklama ihtiyacı da giderilirse gerçekten Ergan Dağı'da Türkiye'de ve dünyada sayılı bir kayak merkezi olma yönünde ilerliyor. Şehrimizde en çok üzerinde durmamız gerektiği konulardan bir tanesi de tarım ve hayvancılık. İklim olarak tarım ve hayvancılık Erzincan'ımızda çok uygun bir iklime sahip. Bununla ilgili hayvancılıkla ilgili yine Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla bir büyük et entegre tesisi, beyaz et entegre tesisi kuruldu. Ayrıca küçük baş et entegre tesisi kuruldu. Ayrıca belediyemizin yeni yap işlet devret modeliyle hayvancılık altyapısını oluşturabilmemiz için bir kesimhanemiz bu sene bitecek nasip olursa hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Yine seracılık üzerinde çok duruyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. Turizmde ve seracılıkta jeotermal suyumuzu kullanacağız ve bu jeotermal kaplıcalarımız daha yeni. Bunu geçen sene hizmete açtık. İnşallah bu da turizmin gelişmesi için hem kış sporlarıyla hem jeotermal kaplıcalarla birlikte entegre ettirdiğimiz takdirde gerçekten Erzincan'ımıza büyük bir katma değer sağlayacağını düşünüyoruz. Tabii ki sosyal projelerle de ilerliyorsunuz. Bunlardan en güzel örnekleri de biz burada görüyoruz. Bunları herhalde hanımlar yapmış. Bu bebekleri de merak ettim. Evet, nedir Hanım, bu projeler? Kültür Sosyal İşler Müdürlüğümüzün bünyesinde birçok kurslarla hemşerilerimizi buluşturduk. Ve bu kursların sonucunda da sertifikalarını vererek bir meslek edindirdik. ERMEK dediğimiz Erzincan Belediyesi meslek edindirme kurslarımız bünyesinde İşte şu bakıra bugüne kadar hiç kimsenin eli, hiçbir bayanın eli değmemişti mesela. Bir senedir bine yakın bayan kardeşimiz, hemşerimiz artık bu mesleği icra eder bir vaziyete geldi. Hiç bilmediği halde şu gördüğünüz işlemeleri, evet bu bakır işçiliğini en iyi şekilde işleyecek bir hale geldi. Ve evlerinde ablalarımız, hanımlar artık bunları yaparak, işleyerek para kazanmaya da başladılar.
Bunlar da yine hanım kardeşlerimizi biz davet ediyoruz. Onlara bunların hocalarını bir yerlerden buluyoruz. Bu da Orlon'dan bez bebek yapımı. Bunlar tamamen doğal, organik. Bizim ikinci hedefimiz bu işleri, bu meslekleri öğrendikten sonra bunların pazarlamalarını da yapabilmeleri için biz yeni bir hedef koyduk kendimize. Evde evlerini iş yeri olarak kullanacaklar. Biz onlardan bunları satın alacağız ve bunları piyasada kendimiz değerlendireceğiz. Projelerle ilgili anlatacak çok şey var ama sürenizin ve zamanınızın kısıtlı olduğunu biliyoruz. Biz tekrar sizlere teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Şehrimize sağ olun. Sağ olun, var olun.